Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsirun ve mu'in. Aziz müminler, bir ahlak ve erdemler programında tekrar sizlerle bir aradayız. Bir önceki programda cehaletin, cahilliğin kaça ayrıldığını ve anlamlarını arz ettik. Dedik cehalet üçe ayrılır. Cehli besit, cehli tereddüt ve cehli murekkep. Bu üç cehaletin içinde en tehlikelisinin, zararlısının cehli murekkep olduğunu arz ettik. Dedik ki ankesi ki ne danet, ne danet ki ne danet der. Cehli murekkep ebedüddehr bemanet. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Ölünceye kadar cehalet bataklığında yaşıyor. Böylelerinin bakın, dünyadaki işleri hep yeminledir. Kötüdürler ama kötülüklerini kabul etmezler. Yanlış yaparlar ama yanlış yaptıklarını kabul etmezler. Hatta yemin ederler, biz sizin gördüğünüz, düşündüğünüz gibi değiliz. Kur'an buyuruyor ki bunlar kıyamette de Allah'a yemin edecekler. Diyecekler Allah sen yanılıyorsun. Sen yanlış biliyorsun. Biz kötü insanlar değiliz. Bizi neden cehenneme götürüyorsun? Açın Kehf suresinin 130. 103. 104. ayetine bir bakın. Ve hum yahsabun ennehum yuhsinuna sun'a. Onlar dünyada güzel şeyler yaptıklarını düşünenlerdi. Yahlifuna bi kema yahlifuna lekum. Size yemin ettikleri gibi Allah'a yemin ederlerdi onlar. Edecekler onlar mahşer gününde. Ve böyle insanlar cehli mürekkep hastalığına yakalandıkları için din dairesi içerisinde hırsızlık bile yaparlar. İbadet ettiklerini düşünerekten hırsızlık yaparlar. Çalarlar. Başkasının malını çalarlar. Ama ibadet ettiklerini düşünerek bu çalma işini yaparlar. O hırsızlığı yaparlar. Çünkü cehli mürekkep hastalığına yakalanmış. İmam Sadık Aleyhisselam'a haber verdiler. Peygamber evladı, bizim şehrimizde çok büyük bir alim var. Çok büyük bir alim var. İnsanları topluyor etrafına, onlara helali anlatıyor, haramı anlatıyor, dini anlatıyor. O kadar İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a bu adamı övdüler ki, İmam Sadık Aleyhisselam o adamı görmeyi arzuladı. Anlaşılıyor ki bu adamın Hüccetullah ile rabıtası yoktu. Nasıl alimdir ki İmam Sadık'la git geli yok? Nasıl alimdir ki İmam Sadık onu tanımıyor? İmam Sadık Aleyhisselam onu görmeyi arzuladı. Kimmiş bu alim? Bakın zamanın imamı ile rabıtası olmayanın akıbetini görün. Amelini görün, amelini. Kur'an buyuruyor ya, rabitu. Rabıta sağlayın. Kur'an'ın emridir. Rabitu, isbiru ve sabiru ve rabitu. Rabıta sağlayın. Kiminle? Allah'ın meclisi El-Mizan tefsirinde bu ayeti tefsir ederken Masum Yolum'dan hadis naklediyor ki Rabitu me'e imamikum. Rabitu me'e imam-ı zamanikum. İmamınız ile rabıta sağlayın. Zamanınızın imamı ile rabıta sağlayın. İmam Sadık Aleyhisselam'ı övgüyle anlatılan bu adam, ilimle anlatılan bu adam, İmam Sadık bunu tanımıyordu. Yani o adamın zamanının imamı ile rabıtası yoktu. Bir gün şehrin kalabalık bir mevkiinden geçerlerken İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanındakiler buyurdular, Peygamber evladı, şu topluluğu görüyor musun? Şu kalabalığın içinde konuşanı görüyor musun? İşte geçen gün sana söz ettiğimiz alim odur. İmam Sadık Aleyhisselam bunun ne anlattığını merak etti. Ya bakayım bu ne anlatıyor, ne konuşuyor, ne diyor? Geldi o kalabalığın içerisine girdi. Bu konuşan insan sözde alim, kalabalığın içerisinde İmam Sadık Aleyhisselam'ın olduğunu fark edince sözünü oracıkta kesti, kalabalığın içinden ayrıldı, yoluna devam etti. Bakın, inanın böylelerinden bugün çok var.
Ama biz Müslümanlar o kadar yanlışlar yapıyoruz ki bazı konularda. Böylelerini başa tac ediyoruz. Çünkü şarlatandır, çünkü yalancıdır, çünkü sahtekardır, çünkü insanların hoşuna giden dini anlatıyor. Allah'ın hoşuna giden, Allah'ın indirdiği dini anlatmıyor. İnsanların hoşuna giden dini anlattığı için insanlar onu başına tac ediyor. Bu nasıl Müslümanlıktır? Var böylelerinden, bugün de var. Niye terk ettin gittin kalabalığı? Çünkü Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki, onlar cahiller topluluğunun alimleridir, alimler topluluğunun cahilleridir. Onlar alimlerin yanında konuşamazlar. Konuşamazlar. Ama cahillere ahkam keserler. Cahillerin karşısında adeta bülbül keselirler. Ama alimlerin karşısında bir kelam bile etmezler. İmam Sadık aleyhisselam sözde alimi takip etti. Baktı bu girdi fırından iki ekmek çaldı. Oradan çıktı gitti manavdan iki nar çaldı. İmam Sadık çok şaşırdı, Allahu Ekber. Bana bunu nasıl anlatmışlardı? Bana bunu büyük bir alim anlatmışlardı. Dini bilen, dini tebliğ eden olarak anlatmışlardı. Ve harabeye girdi. Harabede iki tane miskin var idi. Bir ekmekle bir narı birisine, bir ekmekle bir narı birisine verdi. İmam girdi içeriye. İmam buyurdu ki falanca, senin hakkında bana öyle şeyler anlattılar ki gördüklerimle duyduklarım taban tabana zıt. Yer ve gök arasında nasıl böyle büyük mesafe varsa gördüklerimle duyduklarım o şekilde birbirine uzak. Sen kimsin dedi. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki Cafer ibn Muhammed. Ben Muhammed Bakır aleyhisselamın oğlu Cafer-i Sadık. Dedi ki peygamberin evladı, bir de peygamber neslinden olacaksın. Bir de peygamber evladısın. Sen Kur'an'da En'am suresinin 160. ayetini hiç okumadın mı? Men ca'a bil hasaneti felehu eşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa 10 kat sevap alır. Ve men ca'a bis seyyi'ate fela yuzza illa misluha. Kim bir kötülük yaparsa bir günah yazılır. Sen bu ayeti okumadın mı? İmam buyurdu ki ben bu ayeti okudum. Sen ne anlıyorsun? Bu ayetten sen ne anlıyorsun? Dedi ben 4 tane şeyi çaldım. 4 günah. Bu çaldıklarımı Allah yolunda sadaka verdim. Fakirlere yardım ettim. 40 sevap. 40 sevaptan 4 günaha çıkarsan 36 sevap kârdayım. Bakın bu musibettir. Böyleleri dinin musibetidir. Böyleleri İslam ve Müslümanın musibetidir. Bakın çalıyor. İki çeşit hırhız var. Bir hırhızlığın haram olduğunu bilip de çalan var. Bu zaten günah. Bir de hırhızlığın ibadet olduğunu düşünüp hırhızlık yapan var. Bu musibettir. Bir insanı bu noktaya getiren sebep cehli murakkeptir. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Allah'ın hücceti ona konuşuyor. Allah'ın hüccetine din öğretmeye kalkışıyor. İnanın böylelerini bugün görmemiz, Müslümanların içerisinde bugün görmemiz mümkün. Babası borçlu ölmüş. Borçlu ölmüş, kul hakkıyla ölmüş. Babasının borcunu vermiyor. Ama gidip 100 kilo et alıyor, cenaze yerine gelenlere yemek veriyor. Borç ile yemek veriyor. Kredi kartı ile yemek veriyor. O yemeği vermek sana vacip değil. O toprağın altında yatan babanın üstündeki borcu temizlemek sana vaciptir evlat olarak. Malının zekatını vermez, humsunu vermez. İçinde masum imamın hakkı olan hisseyle, içinde Allah'ın hakkı olan hisseyle ibadetler yapar, ibadetlere gider. Kutsal mekanlara gider, haclara, umrelere, kerbelalara, meşetlere gider.
Oysa servetinin içerisinde Allah'ın emrettiği zekat var, humus var, onları vermemiş, temizlememiş. Onlarla ibadete gidiyor, ziyarete gidiyor. Bunlar cehli murakkebe sahip olan insanlardır. Bilmiyor, bilmediğini de kabul etmiyor. Anlatıldığı zaman ben diyor efendim niye vereyim ki? Ya bu Kur'an'ın emridir. Nerede Kur'an'da namaz kelimesi varsa arkasında birçok ayette böyledir. Zekat kelimesi var. Müminler, innellezine ya'kuluna emvalel yetama zulmen, yetimlerin hakkını yiyor. O zekatın içerisinde yetim hakkı var. O yetimin hakkını yemenin batını nedir? Zahiri paradır. Batını Kur'an buyurur ki ya'kulu innema ya'kuluna fi butunihim nara, midelerine ateş göndermektedirler. Nisa suresinin 10. ayeti. Ateş göndermektedirler. Dolayısıyla müminler, eğer bir insanda cehli mürekkep varsa o Allah'ın hüccetini bile eleştirmeye kalkışır. Allah'ın hüccetini bile yargılamaya kalkışır. Az önce arz ettim. Allah'a bile Allah'ın haşa bilmediğini isnat eder. Sen bilmiyorsun Allah'ım, ben iyi bir insanım. Yanılıyorsun Allah'ım diye yemin eder hatta. Bazıları Hazreti Ali Aleyhisselam'ın çok fakir birisi olduğunu konuşup duruyorlardı. Ali çok fakirdir. Ali çok miskindir. Hatta öyle konuşuyorlardı ki yardım edelim. Şeyler verelim Ali'ye. Bakın bunlar cahil insanlar olmasalardı bilmedikleri yerde susarlardı. Bilmedikleri hususta, konuda susarlardı. Bilmek için, öğrenmek için gidip sual ederlerdi, araştırıp incelerlerdi. Gerçekten böyle midir? Hazreti Ali fakir birisi midir? Bu dedikodular, bu sözler Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kulağına gitti. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam Kamber'e buyurdu. Kamber, bu sene tarlalardaki ekinlerin mahsullerini fakirlere dağıtma. Tarladaki mahsulleri aldığınız zaman onları sattığınızda satın onları. Onları satın ve paraların üstünü kapatın. Paraların üstünü bir şeyle örtün. Görülmesin. Kamber mahsulleri alıp sattıktan sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'a haber getirdi. Ya Amir el Mu'minin, emrettiğin gibi yaptık. Hazreti Ali buyurdu ki Kamber, dedikodu edenlerden bazılarını bahçeye davet et. Bahçeye ses de gelsin. Hatta kendisi haber gönderdi. Dedikodu edenlere dedi, buyurun efendim falan yere bir gelin. Kamber'e de buyurdu ki ben sana git falan efendim işi yap dediğim zaman o paraların, üstü kapalı olan paraların yanından geçip giderken öyle bir şey yap ki o örtü açılsın, paralar gözüksün. Öyle bir şey yap. Kamber bunu yaptı. Yapınca o dedikodu edenler örtünün altında birçok dinar, dirhem, gümüşün olduğunu gördüler. Hatta altın var idi. Altın, gümüş örtünün altında. Şaşırdılar. Çok şaşırdılar. Ve dediler ki bunca para, bu kadar para kimindir? Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu ki bunlar arkasından dedikodu yaptığınız, arkasından atıp tuttuğunuz, konuştuğunuz fakirdir, hiçbir şey yoktur, miskindir dediğinize aittir.
Bunlar bana aittir. Ancak benimle sizler arasında çok farklar var. Ben elimde mal olduğu zaman onlara Allah yolunda sarf ediyorum. Elimdeki malı Allah yolunda sarf ettiğimden dolayı sizler benim elimin avucumun boş olduğunu görüyorsunuz. Benim elim boş değil, benim elim dolu. Ama o avucumdakileri Allah yolunda tasarruf ediyorum. Müminler, eğer bunların cehaleti olmasalardı, Hazreti Ali aleyhisselam gibi yüce bir şahsiyet, Haydar-ı Kerrar, 12 imamın birincisi masum, İmam Ali aleyhisselam hakkında o şekilde dedikodu edip durmazlardı. Müminler, dedik cehalet 3 kısımdır. Cehli basit, cehli tereddüt ve cehli murakkep. Peki bu 3 cehaletten kurtulmanın yolları nelerdir? Bir Müslüman bu 3 cehaletten nasıl kurtulabilir? İster cehli basit olsun, ister cehli şüphe olsun, ister cehli murakkep. Bunların tedavi yolları var mıdır? Varsa nelerdir? Evet müminler. Cehalet hangi cehalet olursa olsun bunların tedavi yolları vardır. Birinci cehaleti tedavi etmek çok kolaydır. Cehle basit. Ankesi ki ne danet, bedanet ki ne danet. Bilmiyor, bilmediğini de biliyor. Bunu tedavi etmek çok kolaydır. Nedir tedavi yolu? İlim öğrenmek. Gidecek okuyacak. Gidecek, dinleyecek, sohbetlere katılacak, derslere katılacak, ilim öğrenecek, okuyarak öğrenecek, dinleyerek öğrenecek. Çünkü ilim her şeyden önce gelir. İnsan ilmi bilmediği zaman hükümleri bilmez, helali bilmez, haramı bilmez, inançları bilmez. Müminler, cehaleti tedavi etmenin formülleri önemli bir konu olduğundan dolayı inşallah bu konuyu bir sonraki programa bırakıyorum. Kaldığımız yerden inşallah 3 cehaletin tedavisi nelerdir? Cehaletin ilacı nelerdir? Devası nelerdir? Bir sonraki programda inşallah. Şimdilik